Kızının eski şişman zamanlarını mı özlüyorsun yoksa? Yok, böyle iyisin. Ama sana çok üzüldüğümü bilmelisin. Neden? Kendi kafanın dikine gittin ve bütün hayatını mahvettin. Yine mi eski defterleri açıyoruz baba? Bunları unuttuk zannediyordum. Sen unutabilirsin ama sakın benden bunu bekleme. Bizi dinlemedin. Gittin o çulsuz herifle evlendin. Onun bir adı var baba. Yalçın. İşte her neyse. Şu haline bak. Adamın 3 kuruşluk maaşıyla geçinmeye çalışıyorsun. Bir de kızın var. Adam semiriyor, sen sürünüyorsun. Ben de çalışmaya başladım. Aferin sana. O yalçın şimdi daha da yayılır. Bunun için mi çağırdın beni baba? Kocama hakaretler yağdırmak için mi? Kızım, annen öldükten sonra ne kadar yalnız kaldığımı biliyorsun. Seni de çok özledim. Torunumu da unuttuğumu sanma. Nasıl burnumda tütüyor bir bilsen. Diyorum ki yanımda kalsanız. Evim hepimize yetecek kadar büyük. Yalçın'a da yeter mi? Onu da kabullenir misin? Sanırım onu da tahammül edebilirim. Ama Yalçın'ın bunu kabul edeceğini hiç sanmıyorum baba. Evet. İşte prenses. Yemeğiniz hazır. Ama bu karnı yarık. Ne varmış karnı yarıkta? Küçükken benim en sevdiğim yemekti. Ama ben sevmiyorum. Annem olsa bunu yapmazdı. Ama anneniz yok küçük hanım. Babasıyla gezmeye gitti. Dedeme mi gitti? Evet. Dedene gitti. Yemiyorsan alıyorum bak. Baba. Efendim canım. Dedem neden bize hiç gelmiyor? Bırak şimdi dedeni de söyle bakalım. Karnı yarık yerine ne istersin? Karnım aç değil. Hadi oradan yalancı. Karışık tost yapayım desem hemen acıkırsın ama. Sahi yapar mısın? Kızım ister de ben yapmaz mıyım? Ama bu son bak. Anneye de söylemek yok. Tamam. Sorarsa ona ne diyeceksin? Öğle yemeğinde karnı yarık yedim. Sen var ya sen. Uyudun mu? Artık kendi başına uyumasını öğrenmeli. Ne o? Yoksa her akşam masal anlatmaktan sıkıldın mı? Hayır, sıkılmadım. Hem neden sıkılayım ki? O benim çocuğum. Tamam tamam kızma. Anlaşılan bugün kötü geçmiş. Baban nasıl? Ne olsun? Aynı işte. Yine bana diş biliyor mu? Annemi kaybettikten sonra biraz yumuşamış. Demek onun da bir kalbi var ha? Bu kadar acımasız olma lütfen Yalçın. Bunu yanlış kişiye söylüyorsun. Beni kapısından kovan o. Yıllardır yüzümüze bakmayan yine o. Torununu bir kere bile evine çağırmayan yine o. Şimdi ben mi acımasız oluyorum ha? Bizimle oturmak istiyor. Baban mı? Hı hı. Buyursun gelsin. Evine çağırıyor. Ben burada gayet mutluyum. Kızım da öyle. İsteyen babasının evine gidebilir. Of.
Aa, Yalçı. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Kusura bakma anneciğim, anahtarı almayı unutmuşum. Yoksa seni yorar mıydım hiç? Sen yeter ki gel. Ben hiç yorulmam evladım. Hadi geç oğlum. Nasılsın anne? Nasıl olayım be evladım? Görüyorsun işte, her gün biraz daha eritiyor bu hastalık. Eskiden dışarıya çıkmadan duramazdım. Şimdi mutfağa gitsem nefesim kesiliyor çocuğum. Doktorun verdiği ilaçları içiyorsun değil mi? İçiyorum ama ne fayda? Bizim vademiz gelmiş işte. Boşuna bekliyoruz. Yapma böyle, düzeleceksin. Nazlı ile Hilal'i de getirseydin keşke. Çok göresim geldi onları da. Hilal'i kreşe bıraktım. Nazlı da çalışıyor zaten. Aa, Nazlı işe mi girdi? Girdi işte, bir şeyler yapıyor. İyi evladım. Evinize biraz daha para girer. Zar zor geçiniyordunuz. Sana şunu getirdim. Geçen sefer vermeyi unutmuştum. İlaçların parası. Gerek yoktu be evladım. Sen de sıkışıksın. Nazlı işe girdi ya anne. Elimiz biraz para gördü işte. Ben geldim. Hoş geldin babacığım. Nasılmış benim küçük prensesim? İyi değilim. Niye? Ne oldu? Seda'yla kavga ettim. Artık onunla konuşmuyorum. Yapma ya. Hani Seda senin en iyi arkadaşındı? Artık değil. Şimdi en iyi arkadaşım Şebnem. Bakalım Şebnem'le ne zaman kavga edecek? Ama anne ben haklıydım. Seda bebeğimi parçaladı. Sen de onun saçını çekmişsin. Üzme kızımı. Canı kimin saçını çekmek isterse çeksin. Öyle değil mi prensesim? Ne oldu? Gitmem gerek. Nereye? Şirkete. Bu ayın defterleri kapanıyor. Çocukların hepsi orada. Ama senin burada olman gerekiyor. Yalçın, gitmeliyim. Nazlı, eve yorgun argın geliyorum ve karım dışarı çıkmak istiyor. Sence bu çok saçma değil mi? Hayır değil. Çünkü senin karın çalışıyor. Ben de çalışıyorum. Ama akşamın bu saatinde çekip gitmiyorum. Her iş aynı değil canım. Nazlı. Ne? Gidemezsin. Hayır giderim. Gidemezsin dedim. Giderim. Çünkü kreşin parasını ben veriyorum. Çünkü taksitlerin yarısını ben karşılıyorum. Giderim çünkü annene ben çalıştığım için para verebiliyorsun. O yüzden giderim Yalçın. Bazen hiç çekilmiyor. Merak etme sen kızım. Babanı kimseler üzemez. Buyurun. Kemal Bey müsait misiniz? Buyurun Nazlı Hanım. Raporların son halini getirdim de görmek istersiniz diye düşünmüştüm. Buyurun. Bakayım. Lütfen ayakta durmayın, oturun. Peki, teşekkür ederim.
Bu iş tamamdır. Ben çıkabilir miyim? Tabii ki. Tamam. Nazlı Hanım. Buyurun. Bu saatlere kadar kaldığınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Tek başına idare edebiliyor musun? Bir bakıcı tutalım ister misin? Aman, sakın evladım. Ben halimden memnunum. Sakın düzenimi bozma benim çocuğum. Nasıl istersen. İlaçlarını içiyorsun değil mi? İçiyorum, içiyorum çocuğum. Sen merak etme. Geçenlerde unutkanlık başladı demiştin de. Yalçın. Ben iyiyim de. Ama sen kötüsün değil mi? Allah Allah. Bunu da nereden çıkardın? Ben senin annenim. Saklama benden. Eskiden evden, Hilal'den, Nazlı'dan bahsederdim. Şimdi ise ağzını bıçak açmıyor. Nazlı işe girdikten sonra bir şeyler değişti sanki. Sanki evliliğimizin büyüsü bozuldu. Daha önce anlaştığımız her şey üzerine şimdi kavga ediyoruz. O kadar saçma ki. Artık benim ak dediğime o kara diyor. Yine de sesim çıkarmıyorum. Ama bir gün patlayacağım. Kendimi zor tutuyorum. Kırmızı başlıklı kız minik adımlarıyla kulübeye doğru yol almış. Yolda giderken çok güzel çiçekler görmüş. Ninesi için toplamaya karar vermiş. O sırada hain kurt kısa yoldan koşarak ninenin yaşadığı kulübenin kapısına ulaşmış. Kapıyı çalmış, içeriden ninenin sesi duyulmuş. Renkli rüyalar benim güzel prensesim. Hilal uyudu mu? Uyudu. Yine mi masal okudun? Hı hı. Kaç kere söyledim? Artık kendi başına uyumasını öğrenmeli. Nazlı. Hı. Geçen sabah için özür dilerim. Uyku sersemiydim. Birden gideceğini öğrenince deliye döndüm. Boş ver. Ben alıştım zaten. Günaydın. Günaydın. Nereye kayboldun sen? Hilal nerede? Hilal'i babaannesine götürdüm. Çok özlemişti. Akşama kadar kalsın dedim. Bana da söyleyebilirdin.
Söylemedim çünkü sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? Biliyorsun bugün tatil günümüz. Baş başa bir yerlere gideriz diye düşündüm. Ben yorgunum. Yorgunum falan dinlemem. Bütün gece horul horul uyudun. Kahvaltımızı yedip doğru Boğaz'a gidiyoruz. İtiraz etmek yok, tamam mı? İyi. Ben boşanmak istiyorum. Ama ben boşanmayacağım. Saatlerce sustuktan sonra söyleyeceğin tek şey bu mu? Evet bu. Bizim bir çocuğumuz var Nazlı. Bunu düşünmüyor musun? En çok da onu düşünüyorum. Onun iyiliği için. Senin ve benim iyiliğim için de. Ayrılmalıyız. Senden sıkıldım desene sen şuna. Söylesene bana. Beni kimin için terk ediyorsun ha? Çalıştığın şirketten biri mi? Zengin mi? Varlıklı mı? Saçmalıyorsun. İşine gelmeyince saçmalıyorum zaten. İstediğini yap. Ama ben boşanmayacağım. Sen bilirsin. Nazlı! Allah kahretsin! Hayrola oğlum? Bu saatte ne işin var burada? Ha? Hilal nerede anne? Nazlı çocuğu aldı ya. Ne? Aldı mı? Evet. Sonunda olan oldu işte. Bir şey mi oldu çocuğum? Hilal'i kaçırdı benden. Ne diyorsun? Nazlı boşanmak istiyor anne. Aman Allah'ım. Ne yaparsa yapsın artık beni ilgilendirmiyor. Ama kızımı benden alamaz. Buna hakkı yok. Bakın. Bana maval okumayı bırakın da cevap verin. Kızım nerede? Yalçın Bey. Lütfen durumu zorlaştırmayın. Kızınız annesinin yanında. Biz anlaşmadan yanayız. İşleri zora sokma niyetinde değiliz. Niyetiniz buysa bana kızımı getirin. Kızınızı göreceksiniz. Yeter ki mahkemede sorun çıkarmayın. Hem zaten mahkeme çocuğun geçici velayetini annesine verecektir. Çocuğunu kaçıran kadına velayet mi verilirmiş? Ama Nazlı Hanım onun annesi. Bu onu haklı çıkarmaz. Ona söyleyin telefonlarıma çıksın. Yoksa çok fena olacak. Ya da nerede olduğunu söylesin. Babasının yanında değil mi? Asma suratını öyle. Sen doğru olanı yaptın. Doğru olan ne baba? Senin yanında olmak mı? En azından Yalçın'ın yanında olmamak. O senin hayatını tüketti. Boşu boşuna yokluk çektin. Hiç gereği yokken hayatını asalak bir adama adadın. Neyse. Sonunda yanıldığını anladın. Geriye dönsem yine aynısını yapardım. Pişman değilim. O zaman niye onun yanında değilsin? Anne, babam ne zaman gelecek? Bilmiyorum kızım. Kızını kandırmayı bırak artık Nazlı. Baban artık gelmeyecek İlhancığım. Annenle baban ayrılıyorlar. Baba. Bir daha babamı göremeyecek miyim? Göreceksin bebeğim.
Ama şimdi değil. Ben babamı istiyorum. Tamam. Hadi gel. Sen de biraz gezelim ha. Bırak beni. Babamı istiyorum ben. Babamı. Hilal. Endişelenme. Zamanla alışır. Hele şükür. Sonunda beni arama nezaketini gösterdin ha? Bak, nerede olduğunu biliyorum. Ben oraya gelmeden kızımı getir bana. Yoksa çok kötü olacak. Yalçın, lütfen durumu zorlaştırma. Avukatla konuştum. Eğer böyle devam edersen sen zararlı çıkacaksın. Hiç sanmıyorum. Çocuğumu kaçırdın. Üstelik yüzünü bile göstermiyorsun. Mahkemede buna ne diyecekler bakalım. Yalçın, ben sadece boşanmak istiyorum. Hem anlaşırsak onu istediğin zaman görürsün. Sana nasıl inanacağım ki? İnanmaktan başka çaren yok Yalçın. Bak avukatımı tekrar gönderiyorum. Lütfen şu kağıtları imzala ve bu konu kapansın. Boşuna zahmet etme. Ne diyor? Anlaşmaya yanaşmıyor. Kendi bilir. Yalçın Bey. Yalçın Bey. Ne oldu bana? Kaza geçirdiniz. Bir araba çarptı. Hatırlıyorum. Lütfen. Lütfen hareket etmeyin. Neden? Neyim var benim? Sözümü dinleyin. Bacaklarınızda birkaç önemsiz kırık var. Onlar sorun değil. Ama omurlardaki zedelenmeler ciddi. Sizi fazla ümitlendirmek istemem. Ama uğraşırsa tekrar yürüyebilir. Ama bunun için onun çabasına ve ciddi maddi desteğe ihtiyaç var. Ben o desteği sağlarım. O zaman gerisi işinize kalmış. Hı hı. Buyurun. Teşekkür ederim. Alo. Evet benim. Nasıl? Allah'ım. Bir şey mi oldu? Anne. Annem ölmüş. Yalçın. Annen için çok üzüldüm Yalçın. Keşke yanında olabilseydim. Sabahtan akşama kadar dışarıyı seyrediyormuşsun. Başka ne yapabilirim ki? Böyle konuşma. Senin gibi bir adama hiç yakışmıyor böyle sözler. Benim gibi adam ha? O adamdan boşanmak için yapmadığın kalmadı. Yalçın,
Yeniden yürüyebilmen için biraz çaba göstermen gerekiyor. Ve epeyce para. Parayı dert etme. Ben destek olacağım. Desteğini isteyen kim? Senin iyiliğini istiyorum Yalçın. Demek iyiliğimi istiyorsun ha? Söyle o zaman kızım nerede? Niye yanında getirmedin? Seni böyle mi görmesini istiyorsun? Dediğim gibi, parasal olarak tedavinin hepsini ben üstleneceğim. Yalnız ben de senden bir şey istiyorum. Boşanmak. Evet, boşanmak ve Hilal'in velayeti. Zaten boşandığımızda onun velayetini sana verecekler. Şirket beni Almanya'ya gönderiyor. Almanya mı? Ne kadarlığını? Uzun bir süre orada kalacağım. Yani kızımı da götüreceksin öyle mi? Hı hı. Kızımı satmayacağım. Eğer onu çok istiyorsan burada oturur ona bakarsın. Şu haline bak Yalçın. Kendine bile bakacak durumda değilsin. Ama ben şirkette yükseliyorum. Bırak bari bizim önümüzü tıkama. Hilal'i düşün. Benim yanımda güzel bir geleceği olacak. İyi bir eğitimi, rahat bir yaşamı olacak. Ya Yalçın! Sabah tedavilerini aksatmıyorsunuz değil mi? Elimden geleni yapıyorum. Daha fazlasını yapmalısınız. Niçin yapayım doktor bey? Kimin için yapayım? Eşiniz için, çocuğunuz için, hepsinden önemlisi kendiniz için. Karım benden boşanmak istiyor. Kızımı ise belki çok uzun bir süre göremeyeceğim. Üstelik param da yok. Annemi beyin kanamasından kaybettim. Saatlerce evinde öylece kalmış. Burada olmasaydım belki ona yardım edebilirdim. Ama edemedim. Bir erkeğin düşebileceği en kötü durum bu. Ve benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Daha fazlasını yapamam doktor bey. Yalçın, iyisin değil mi? Evet, seni dinliyorum. İyice düşündüm. Galiba sen haklısın. Şartlarını kabul ediyorum. Avukatını gönder. Alo? Alo Yalçın. Kapattı. Ediyor. Her şeyi kabul etti. Çok iyi.
Yalçın hoş geldin. Epey düzelmişsin. Gel otur. Oturmayacağım. Kızım nerede? Onu sormaya geldim. Sen de biliyorsun Almanya'da. Neden telefonlarıma cevap vermiyor? Bilmiyorum. Uzun zamandır beni de aramadı. Yalan söylüyorsun. Ne yaparsa yapsın. Artık beni ilgilendirme. Ama kızımı benden koparmaya hakkı yok. Bugün onun doğum günüydü. Ona hediyeler aldım. Pastasını aldım. Mumlarını yaktım. O mumları tek başıma üfledim. Bana bu acıyı çektirmeye kimsenin hakkı yok. Anlıyor musun? Bunu hak etmiyorum ben. Şimdi de pastanı keselim. Babam aradı mı? İşi varmış bebeğim. Ama bak burada da babam var. Hem bak o sana ne aldı. Gel bakalım güzelim. Doğum günün kutlu olsun canım. Hadi açmayacak mısın bebeğim? Açmayacağım. Hadi gelin arkadaşlar. Zamanla alışacak. Emin misin? Ben seninle mutluyum. O da mutlu olmalı. Ama o mutlu değil. Olacak. Kapının kilidini hala değiştirmemişsin. Niye değiştireyim ki? Bir sende vardı. Aylar sonra bu ziyareti neye borçluyum? Seninle konuşmak istedim. Hilal nerede? Onu getirmedim. O zaman konuşacak bir şeyimiz yok. Döndüğümde burada olmazsan sevinirim. Yalçın ne olur dur. Beni dinlemelisin. Sen beni hiç dinlemedin. Şimdi ben seni niye dinleyeyim ki? Yalçın.
Yalçın, ben ölüyorum. Kaç aydır doktora gidiyorum. Hastalık çok ilerlemiş. Erken teşhis edilebilse sorun olmayacaktı ama... İşten güçten de bir türlü ilgilenemedim. Her şey için çok geç. Buraya Hilal için geldim. Ben öldükten sonra ne yapacak diye düşündüm. Kim onu korur, kollar yanında olur ki? Senden başka hiç kimse aklıma gelmedi. Sen onun babasısın. Değer miydin Aslı? Bütün bu olanlara değer miydi? Güzel bir yuvamız vardı. Şirin bir kızımız. Yaşayıp gidiyorduk. Hayatım öyle boştu ki. Kendi ayaklarımın üstünde durmak istedim. Durabildin mi bari? Mutlu olmak istedim. Mutlu değil miydin Aslı? Affet beni. Ne olur affet. Birlikte yaşadıklarımızın kıymetini şimdi anlıyorum. Ama ne yazık ki her şey için çok geç. Sen şunu eline. İlişme yahu. Alışmışız işte. Çayın yanında. İyi de yaş vurdu 50'ye. Bundan sonra dikkat etmek lazım. Tamam işte. Onu eledik, ele yazdık. Ha bir gün eksik, ha fazla. Ne olacak ki? Bir de şunu baş göz etseydik. Taktık işte yüzüğünü. Elde avuçta ne var harcadık. Ne yapacaktık da? İyi de İhsan, ne olacak bunun hali? Gün bulup gün yemeyle. İşte orası zor. Bu akılsıza bir de kendisi gibi buldun. Tamam oldu yani. Kız da değil, 45 numara. Niye öyle diyorsun canım? Ayfer akıllıdır. Kafalı kızdır. Çekip çevirir bunu. Ha, gör bak.
Bundan sana bir türbe yaparlar artık. Ben çıkıyorum. Gecikecek olursan haber ver. Gecikecekmiş. Niye gecikiyor beyimiz? Bunu gören de Bağbostan'a gidiyor zanneder. İpsiz. Aman İhsan, hiç mi genç olmadın? İyi ya, şımart bakalım. Allah sonumuzu hayır etsin. Kalktın mı sen de? Ne zaman dönersin? Bilmem, gelirim işte. Hah, belki dönüşte anacığıma uğrarım. Anacığıma uğrarım. Anacığınmış. Anacığın batsın senin. Ölmüyor ki kadın. Kazık çaktı. Ay 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 ay. Ay. Of. 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 Of 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 of. Of of of. Ay 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 ay. Ay 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 ay. 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 Yardım edin. İşiten hiç kimse yok mu? İhsan, çocuklar neredesiniz? Ay. Komşu, ben burada ayrılayım da anama bir selam vereceğim. Selam söyle, ellerinden öperim. Söyle. Söyle. Ana, ben geldim İhsan. İhsan. Ana, aman Allah'ım. Ne oldu böyle ana? Geldin mi oğlum? Ana ne oldu? Düştün mü? Ne oldu? Hiçbir şeyim yok. Merak etme. Kaldır beni. Gel. Gel yavaş. Ay, 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 aman, ay, ay. Aman. Yavaş dikkat. Gel gel. Gel şöyle gel. Gel ana gel. Yavaş gel. Ha, gel otur şöyle. Böyle olmayacak ana. Gidiyoruz. Nereye oğlum? Nereye gidiyoruz? Bize ana. Bize gidiyoruz. Eşeklik bende. Anan gelmiş şu yaşa. Bir çatının altında yalnız başına konur mu? Karı aklına uyduk ama paydos. Artık bizde kalırsın ana. Gidiyoruz. Etme oğlum. Kadriye beni çiğner çiğner tükürür. Ben burada düşe kalka idare ederim. Sen de ağzın tadını kaçırma. Sen burada böyleyken tat tuz mu olur ana? Yürü gidiyoruz. Geldim. Gel anne, gel. Yavaş. Geç içeri abi, geç. Ha, otur. Ay, ay, ay. Yavaş, dur, dur, anam, dur. Anam. Dur. Ha. Kadriye! Kadriye, nereye gittin? Yahu nereye kayboldun? Ne bu şimdi ha? Ne ne? Ne bu böyle getirip başka şeye kondurdun kadını? Biz neciyiz burada, eşek başı mıyız? O nasıl laf yahu? Ne diyorsun sen? Bunu 50 kere konuştuk. İstemiyorum onu, anladın mı? Uğraşamam ben. Kadriye delirme. Ne yapsaydım yani? Elden ayaktan düşmüş zavallı bir kadın. Gittim vallahi yerden zor kaldırdım. Kalktıklarını saysın. Burada işi yok o kadar. Bana bak şimdi. Ne oluyor anne? Babana sor. Aa, ninem gelmiş. Hı-hı. Hı-hı. Baban da bayram ediyor. Dizinin dibinde oturacak artık. Kadriye delirtme adamı. Annem haklı baba. Kim uğraşacak şimdi onunla? Defol git ulan o zaman it. Yaşlandığım zaman sen de bana aynısını mı yapacaksın? Utanmaz adam. Ama baba. Ulan elinden kör eşek yem yemiyor. İşsiz güçsüz sürtüyorsun. Şu ettiğin lafa bak be. İhsan. Yeter. Anama katlanamayan basıp gitsin bu evden. Lazım değil bana. Beğenmeyen defolup gider. Sigaram bitmiş. Ben kahveye gideyim. Ah.
Ayakta duramıyoruz ama maşallah boğaz yerinde. Lep lep gidiyor. Kadriye. Kadriye. Bırak bu gafilliği. Bak yarın biz de elden ayaktan kesileceğiz. İhsan kaya kavuğundan çıkmış değil ki. Anamızdır, büyüğümüzdür. Senin anandır. İyi ya, sen de gelinisin, kızı sayılırsın. Uzun etme işte. Döverim, söverim dedin, kaldı. Daha ne istiyorsun? Kadriye. Ben istiyorum ki tatlılıkla olsun, güzellikle olsun. Bir Allah'ın acüzesi. Alalım çatımızın altına. Kaç günü kaldı ki şunun şurasında? Ulan İhsan, bunu alacağına bir keçiye telli duvak giydirseydim be. Bir keçiye. Selamun aleyküm ana. Aleyküm selam. Nasılsın? Nasılsın oğlum? Bitti mi hayırlısıyla? Bitti ana, çok şükür. Evlerine koyup geldik. Allah. Vallahi düğün dernek derken iflam kesildi. Çalgısı ayrı para, eşyası ayrı para. Ne edeceğiz bilmem. Olur gider oğlum, meraklanma. Allah mesut etsin. Bir yastıkta kocasın inşallah. İnşallah anacığım, inşallah. İnşallah. Bari onlar evlerinde rahat etsinler. Kadriye. Kadriye dedim. Ne var? Eve git de bak bakalım. Anam hastaydı. Bir hal gelmesin başına. Bir şeycik olmaz. Midesi bozulmuş. Azıcık tutsun o da boğazını. Ya delirme. Kadının yediği günde bir dilim ekmek. Kaç parçaya bölüneyim ben canım, Allah Allah. Onu o hayırlı oğluna söyle. Kaymakam gibi herif. Ölene kadar yatıyor. Tarla tapan umurunda değil. Hadi uzun etme de git bak şu kadına. Aman be, öf. Bu koku da ne böyle? Bu koku ne böyle? Ne yaptın sen? Allah cezanı versin. Batırmışsın her yeri. Kasten yapıyorsun, mas yapıyorsun. Beni delirtmeye çalışıyorsun değil mi? Cadı söyle. Kusura bakma. Yaşlılıktan ara. Bilemedim. Kalkayım. Kalk. Hemen yıkarım temizlerim. Ay, kalk. Delirttiniz beni. Kalk be, kalk. Oğlum bir yandan, sen bir yandan. Şu yaşımda çektiğim azaba bak be. Pis. Allah'ın cezası. Bela. Başıma bela. Benim utancım bana yeter. Yapma. Utanma var mı ki? Sen de çık dışarı be. Allah'ın ihtiyarı. Allah'ın cezası seni. Geberemedin gitti. Ay. Allah'ın cezası. Bela oldun başıma, bela. Kazık çaktın. Kazık çaktın. Kazık. Geberemedin gitti. Bir de utanıyormuş. Utanmasan ne yapacaktın? Ne bu halin? Başına ne oldu ana? Düştün mü yine? Yok, hayır. Ya ne oldu öyleyse? Oğlum beni evime götür. Hiç olmazsa rahatça evimde öleyim. Götür oğlum beni, götür.
Ne yaptın adama ha? Deli, ne yaptın ona? Utanmadın mı yaşlı başlı kadına vururken? Bunu da mı yapacaktın ha? Beğenmediysen al götür başına çal. Ulan ben şimdi... O kokmuş için vuruyorsun bana. Yazıklar olsun hepinize. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yuh olsun sana da İhsan. Anana da yuh olsun sana da. Tüh sana. Bana bak. Senin kemiklerini kırarım ha. Terbiyesiz. Utanmıyor musun sen? Koskocaman kadını el kaldırıyorsun. İstemiyorum diyorum onu bu evde, anlıyor musun? İstemiyorum. İstedim sana. Ben de senin canını okumazsam. Eğer ben de senin canını okumazsam. Kadriye demesinler bana. Allah'ın cezası canın olsun. Ne? Hiç. Tuz baktıydım da. Al. Al sana tuz. Boğazına kadar doy işte. Al. Ziflen şimdi. Anne, hoş geldin. Aman oğlum, azıcık nefes alayım şurada dedim. Tabii geç anne, buyur. Ayfer de içeride. Ayfer, annem geldi. Ay. Hoş geldin Kadriyana. Hoş bulduk kızım, hoş bulduk. Ne var ne yok anne? Babam nasıl? Aa oğlum, bir kapımızı çalın da bakın bakalım halimiz nedir. Geldiğiniz mi var ki? Aman Allah aşkına, herkesin işi gücü var değil mi? Aman yavrum, şu bunak yok mu? Şu kalmış, şu kazık kalkmış yok mu? Vallahi kalan ömrümü de o yedi benim. Yani şu yaşıma geldim. Aman kaynanamı evlerden ırak yarabbi. Gene ne var be? Ne var böyle zır 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 başımda? Ne numaraları bunlar böyle koca karı? Allah sana da verir. Görürsün. Ne? Sen bana beddua mı ediyorsun ha? Kemsiz mi ediyorsun ha? Ha? Seni evimde besliyorum nankör nankör kadın. Seni gebertirim. Ulan ulan bu ne azgınlık be? Bu ne azgınlık? Ulan Allah'tan korkmaz mısın sen? Kuldan utanmaz mısın lan sen? Yürü lan. Yürü lan. Yürü. Yürü lan, yürü, yürü. Ocağımın belası oldun deli karı. Senin çanını ol tıkamaz. Senin kefenini biçmez. Bana da Kadriye demesinler. Yarın öğlene kadar dönerim inşallah. Kadriye gözünü seveyim. Bir delilik yapma. İdare ediver şu zavallıyı. Tamam canım, üsteleme sen de. Bir cahillik oldu işte. Meraklanma. Hem o benim de annem sayılır. Kavga dövüş idare edeceğiz işte. Hadi kal sağlıcakla. Güle güle, rast gelsin. Ahem.
bardak su ver ne olur. Tıkandım. Ne oldu? Neden öyle bakıyorsun? Başın sağ olsun İhsan. Allah rahmet eylesin. Ama ne oldu? Habersizsin doğru ya. Fatma teyze, annen... Ne? Anne! Kadriye! Sabah kalktım, ana kahvaltı dedim, cevap yok. Baktım elce izleri buz kesmiş. İlaç arandım, dövündüm ne çare. Bağır bağır komşular geldi, Allah razı olsun. Oy anam oy. Gelip gitmedin hiç. Kimsiz kimsiz orada. Hiç aklına gelmedin mi? Vallahi gelecektim. Şey olmadı. Şurada 3 gün. Kim o Mustafa? Kim geldi? Az siz de eğleneyim oğlum. Babanın öldüğünden beri o eve sağımız oldum. Kara kara düşler görüyorum. Uyku tünek kalmadı Mustafa. Çok kötüyüm Mustafa, çok. Babam varken böyle değildi. Bir anne gibi kaldım şimdi. Yıkık duvar gibi kaldım yavrum. Ya Mustafa, 3 gün eğleneyim. Kimseciye yük olmam. Biz müsait değiliz. Annemler gelecek devresi gün. Kızım. Ya Mustafa. Müsait değiliz dedim. Thank you.
Yine gece oldu. Yine gece oldu. Nasıl yatacağım ben? Nasıl? Nasıl? Ne oluyor ya? Niye bağırıyor bu kadın? Ne bileyim ben. Bu hep böyle. Gidip yardım etsek şuna. Hiçbir şey yapamazsın. Üstüne üstlük kovar seni. Rezil eder. En iyisi hiç ilişme. Niye böyle peki? Ne bileyim. Bizim hanıma kalırsa ektiğini çeker. Kim bilir. Hadi gidelim. Ne yaptın? Kalayım burada. Ne olur. O karanlığa gönderme beni bak. Delirme be. Ortalığı ayağa kaldırma. Git yat hadi. Yürü. Ne olur. Dur. Ne olur. Sesi duydun mu? Ne sesi? Ahırdan geliyor herhalde. Ben gidip bir bakayım. Yok canım. Sen pijamalarla çıkma şimdi. Ben bakarım. Gudubet kadın. Şu ettiğine bak. Bana bak. Sesini kes, yoksa buradan atarım seni. Sok o dilini ağzına ve hiç çıkarma, tamam mı? Öf be!
Ne olur. Karanlık bana doğru geliyor. Yardım et bana. Yardım et, yardım et. Hayvanlardan biri ipe dolanmış herhalde. Yatalım hadi, geç oldu. Ben öldürmedim ki. Zaten ölecekti. Ben yapmadım ki. Zaten ölecekti. Ben öldürdüm. Ben zaten öldürecektim. Ben. Terazi onu tartmış. Erkenden tartmış hem de. Bizi de tartacak. Hiç kuşkun olmasın. Büyük terazi bizi de tartacak. Bizi de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.